Herkese merhabalar, ben Emine. Köy mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarhanadan nefis gözleme yapımını paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Çırpma kabın içerisine 4 yemek kaşığı tarhanamızı alalım. Üzerine 1 bütün yumurtamızı alıyoruz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber alıyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave edelim. Bir su bardağı süt aldım ve şimdi malzemeyi karıştırarak sütümüzü de yavaş yavaş ilave ederek kıvam alana kadar bu şekilde çırpmaya devam edelim. Çırpıcı yardımıyla tarhanamızı mümkün olduğunca ben erittim. Bu işlem birazcık zaman alıyor. Sizler verdiğim ölçülerde 1 saat önceden süt ve tarhanayı ıslarsanız daha çabuk eriyecektir tarhanınız. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Benim yarım su bardağı yeterli oldu. Ve şimdi üzerine bir miktar ince kıymış olduğum yarım bağ kadar maydanozu da alıp bunu da karıştırıyorum. Tavanın içerisine az bir şey hemen böyle yağ alıp fırça yardımıyla bu yağı tavanın her tarafına yedirelim. Kepçe yardımıyla hazırlamış olduğumuz harçtan tavamızı alalım. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakalım. Ben ocağımın büyük gözünde kısıkta yapıyorum bu işlemi. 2-3 dakikada çok güzel pişti. Üzeri şöyle bastırdığınız zaman elinize yapışmıyorsa çevirebiliriz. Ben de şimdi hemen çeviriyorum. Ve tekrar tavamı alıyorum. Kontrol ediyorum. 2-3 dakikada da bu yüzü de gayet güzel pişti. Hemen şimdi tekrar ben ters çeviriyorum. Ve tekrar tavamızı aldıktan sonra hemen şimdi şu yarısına kadar ben kaşar peyniriyle dolduruyorum. Sizler dilediğiniz herhangi peynir kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kaşar peyniriyle dolduruyorum. Çok nefis oluyor. Hem yapımı çok kolay, çok pratik. Süt kullanırsanız daha da böyle yumuşak oluyor. Bu ister krep deyin buna, ister gözleme. Artık siz ne söylemek istiyorsunuz. Şimdi şu ikiyi bir katlayalım. Ve bu şekilde kaşarın erimesini bekleyelim. Kaşarlar gerçekten çok güzel erimeye başladılar. Hemen şimdi ocağımın altını kapatıp servis tabağıma alıyorum. Hemen sıcağı sıcağına alıyorum tabii ki servis tabağıma. Bu kaşarla yapmış olduğumuz bütün ürünleri sıcak sıcak tüketmekte fayda var. Evet. Hemen şöyle kesip iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.